kitap Müslümanların hayatında nasıl bir yer işgal ediyor? Yani programın başında söylemiştiniz. Yani işte Kur'an-ı Kerim'i maalesef biz alıp işte böyle 7 kat beze sarıp duvarlarda tuttuk yıllarca. Şimdilerde Ölülerin çok şükür arkasından biraz daha okuduk. böyle hani insanlar artık bu hatayı düzeltmeye başladılar. Bu hatadan dönmeye başladılar. Çok şükür artık insanlar yavaş yavaş Kur'an-ı Kerim'i okumaya başladılar ama yıllarca halen daha çeşitli evlerde bu muamele yapıldı. Gelinlerin çeyiz bohçasına konulan bir obje yaptık biz Kur'an-ı Kerim'i. Ya da işte çeşitli ayetlerinin Arapça güzel hatlarla yazılarak duvarımıza asıldığı ama ayetlerde ne dendiğini haberdar dahi olmadığımız bir tabloya dönüştürdük Kur'an-ı Kerim'i. Müzayedelerde satılan bir nesneye dönüştürdük Kur'an-ı Kerim'i. Yani Kur'an-ı Kerim okuma yarışmaları ve Kur'an-ı Kerim ziyafeti şeklinde dikkat ederseniz Seslendirmeye konferanslar yönelik. düzenleniyor. Şimdi Kur'an-ı Kerim'in mutlaka bir orijinal dili var ve bu dilinin alfabesindeki harflerin bir seslendirilişi var ve bu bir makam üzerinden de okunabilir. Yani Kur'an-ı Kerim güzel seslendirilsin diye gönderilmiş bir kitap değil. Ama buna karşı olmaya gerektirecek bir şey de yok. Yani eğer ki gerçekten hakkı verilerek güzel ifade ediliyorsa ayetler, çarpıtılmıyorsa, manası kaydırılacak şekilde ifadelendirilmiyorsa bunda bir şey yok. Ama Kur'an-ı Kerim bunun için gönderilmiş bir kitap değil. Yani Kur'an-ı Kerim'in güzel seslendirilmesi ancak kulağımıza hoş gelir. Kalbimize, gönlümüze ve aklımıza, zihnimize hitap edecek olan şey Kur'an-ı Kerim'in manasıdır. Kur'an-ı Kerim'in şifa alması için insanın Kur'an-ı Kerim manasıyla buluşması gerekir. Şimdi bunu yapmıyoruz. Yine dediğiniz gibi diri olanı uyarmak üzere gönderilmiş bir kitap olduğu söylüyor Kur'an-ı Kerim'i. Üstelik bu çok ironik bir şekilde Yasin suresinde ifade ediliyor. Yani Yasin suresini ölülerin arkasında en fazla okuduğumuz süre olduğunu hatırladığımızda Yasin suresinde bu ifade ediliyor. Yine biraz burada bir dokundurma yapalım hocam. Tabii. Yine Yasin suresinin 21. ayetinde müthiş bir ifade var. Sizden ücret karşılık istemeyenlere uyun. Onlar doğru yolu hidayeti bulmuş kişilerdir. Yani Yasin suresi okuyup da insanlardan karşılığında para beklentisinde olan veya hatta öncesinde pazarlık yapan insanların da herhalde bu ayeti dikkate alması gerekir.